Bir tane trafik ışığı problemimiz var. Trafik ışığının detayına gireceğim birazdan ama yapacağımız şey trafik ışığı çalışma sırasında zamanlarına müdahale etmek olacak trafik yoğunluğuna göre. Bu trafik ışığının zamanını müdahale edeceğiz. Bu problemi çözmeden önce bilmediğiniz bazı şeyler üstüne durmak istiyorum. Bunları anlattıktan sonra problemi çözümüne gideceğiz. Bunlardan ilki PLC'lerdeki hafıza alanları ve sayısal değerlerin tutulması. Daha önce PLC'deki bütün inputlar, merkezler, Q'lar yani çıkışlar, zaman öğeleri ve sayıcıların bir hafıza alanına kaydedildiğini değerlerini söylemiştik. Hafıza alanında o değerlerin tutulduğunu söylemiştik. Bunu 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz ama sayısal işlemler yapmaya geldiği zaman bunları nasıl yapacağız? Size dijital elektronikte, temel elektronikte anlatılan bir şey vardı. Sayı sistemleri, ikilik sayı sistemleri, onluk sayı sistemleri ve benzeri. Burada neydi? İkilik sayı sistemini onluk sayı sistemine çevirirken 2 üzeri 0'dan başlıyordunuz. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 diye gidiliyordu. Şimdi bu hafıza alanlarını önce bir yerleştirelim. Örnek olarak elimizde bir çıkış hafıza alanımız olsun. İnşallah yetecek. Bu yani biraz daha büyük çizelim. Önce yazayım sonra çizeyim. Onlar merak et. Q 0.0, Q 0.1, Q 0.2, Q 0.3, Q 0.4, Q 0.5, Q 0.6, Q 0.7 ile benim çıkışlarım öyle değil mi? Ve bunların her biri bir hafıza alanı tutuyordu. Bu şey ne? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1 sayısal değeri, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 7 ile sayısal tuttukları değerler. Tamam mı? Bunun çarpanları açtığımız zaman bu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ve 128'e denk geliyordu. Tamam mı? Sayısal değerleri buydu. Şimdi şurada bir hafıza alanım var benim ve bu hafıza alanı Q0.0'dan başlayıp Q0.7'ye gidiyor. 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ve 0.7 birer bitlik değerlerdir. Yani şunlardan her biri benim için bittir. 0 veya 1 değeri alabilen sayı. İki tabanlı bir sayı. İyi de buradaki 0.0'dan başlayıp 0.7'ye kadar giden yapıya ne diyorum? Bu da 8 bit toplamda. Ve ben buna da yapı olarak byte diyorum. Tamam mı? Peki bu nasıl adreslemesi? 0. bilmem ne. Bu baştaki 0 bunun byte adresini verir. Yani ben eğer şuradaki hafıza alanına bir isim verecek olursam benim için Q byte 0'dır bu. Q byte 0. Nereden biliyorum? 0. bilmem ne. Eğer bu 2. bilmem ne olsaydı 2.3. 2.3 kendi başına bir bittir. Ama nerenin bitidir? 2 nolu byte'ın bitidir. Anlaşıldı mı? Daha önceden vermiştik. Q1.4. Bu bit adresini veriyordu. Bu byte adresini veriyordu. Yani bu Q byte 1'in 4. bitiydi. 0'ı da dahil ettiğinizde. Tamam mı? Bu adreslemesi bu. Şimdi elimden bakayım. Bir byte'dan elde edebileceğiniz değer, bir byte'dan elde edebileceğiniz değer maksimum, bunların hepsi bir olduğunda, yani 128 artı 64 artı 32 artı 16 artı 8 artı 4 artı 2 artı 1 yaptığınızda 255 sayısına ulaşırsınız. Yani bir byte'dan elde edebileceğiniz sayısal değer 255.
İyi de ben PLC içerisinde 255 sayısından daha büyük değerler kullanıyorum. Zaman verilerimiz 255'in üstüne sayıyor. Sayıcılarımız 255'in üstüne sayıyor. O zaman bana tek başına 255 sayısı PLC'de yetmeyebiliyor. Bu durumda 255 sayısı bana yetmediğinde hafıza alanımı büyütmem lazım. 1 byte kullandığım hafıza alanını 2 byte kullanmam gerekebilir. Yani Qbyte 0'ı bir kullanırım. Tamam mı? Qbyte 0 yetmez bana. Qbyte 1'i de kullanırım. Qbyte 0 neydi? 0.0'dan başlayıp 0.7'ye kadar giden bitler. Qbyte 1 neydi? 1.0'dan başlayıp 1.7'ye kadar giden bitler. Hocam illa hepsi Qbyte mi olacak? Hayır. Başka hangi hafızalandırım vardı benim? M hafızalarım vardı, B hafızalarım var, L hafızalarım var, Q hafızalarım var. İnputlara çok müdahale edemesek de input hafızalarım var. Bunların her bir piyasadaki hafızalarım. Örnek olarak Q üstünde duruyoruz. Tamam. Şimdi ne oldu? Ben 2 byte kullanmış oldum. Tamam mı? 2 byte'lık hafıza alanında benim için 1 word'lük değer yapar. Yani bu da benim için 1 word'lük. Tabir bu. Yani 1 word ne? 8 artı 8, 16 bitlik bir hafıza alanı. Tamam, şimdi bunları niye anlatıyoruz? Bunların üstüne biraz duralım. Şimdi şuradan devam edeyim. Q byte 0'ım var mı? Q byte 1'im de burada. Bu nereden başlıyor? 1.0'dan başlıyor 1.7'ye. Bu 0.0'dan başlıyor 0.7'ye kadar giden bitler. Eğer Q byte 1'deki tüm değerlerin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0'da dahil 8 tane hepsi 1 olursa az önce yukarıda gördük. Elde edebileceğim değer ne? 255. Eğer sadece Q byte 0 1 olur. Q byte 0'ı 0. biti 1 olur. Diğerlerin hepsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu olursa tamam mı? Elde edeceğim sayısal değer 256. Niye 256? Bu neydi? 257 miydi? Bu. Bir önceki byte'a geçtiğinizde artık 258. 258 tek başına zaten 256 ediyor. Anlaşıldı mı? Tamam. Şunu şu anda bunu çok iyi anlamamanızın tek nedeni temel elektronikte bunları size anlatırken dinlememeniz. Tamam mı? Ondan sonra devam ediyoruz. 259. 2 üzeri 10, 2 üzeri 11 diye gidiyor bu. Bu neye tekabül etti şu anda? 2 üzeri 7, 2 üzeri 8'e tekabül etti. 2 üzeri 8 olduğu için bu 256 oldu. Tamam mı? Peki, bu bitin hepsi 1. Bu byte'ın hepsi 1. Yani Q byte 1'in hepsi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsi 1. Tamam mı? Burada da 7 tanesi 1. Yani 0.7 haricinde 0.6'ya kadar hepsi 1. Onu anlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. bu. Burada eğer bu byte'ın hepsi 1. Bu byte'da da 0.6'ya kadar olan bütün değerler 1 olursa elde edeceğimiz buradaki toplam sayısal değer yazdım. 32.767. Tamam mı? 32.767. Elde edebileceğiniz sayısal değer bu. Niye? Bu ne oldu? 257, 258, 259, 210, 11, 12, 13, 14 diye gitmeye başladık bu sefer.
2 üzeri 10'lar 15'ler çok daha büyüyor. Ve bu değerleri toplamaya başladığınız zaman 32.767 sayısını görüyorsunuz. Hocam ilk baştaki 0.7 biti niye kullanılmadı, niye 0 bırakıldı? PLC'lerde şöyle bir şey vardır. Artı veya eksi sayılar. Tamam mı? Artı veya eksi sayılarda siz bir sayısal değeri artı veya eksi olarak belirtmek istiyorsanız en büyük değerli bitini, en büyük değerli biti, burada en büyük değerli biti hangisi? Bu. En küçük değerli biti hangisi? Bu. Tamam mı? En büyük değerli bitini sayısal işaretleme için kullanırsınız. Eğer bu 32.767 sayısı artı ise, artı bir sayıysa, buradaki 0 üzeri, şöyle düzeltiyorum. 0.7 biti, 0.7 biti 0 kalır. Eğer 0.7 biti 0 ise sayının artı 32.767 olduğunu bana gösterir. Ha, eğer bu bit 1 ise bu sayının bana eksi olduğunu gösterir. Tamam mı? Eksi 32.000 bilmem neye kadar gidebilirsiniz. Orada dediğiniz hocam mesela 0 veya 1 yaptığında ona göre artı 0 veya 1 olur. 0 ise sayının artı olduğunu, 1 ise sayının eksi olduğunu. O zaman şu byte 0'dan neden biz en baştaki 2.257 0 veya 1 bırakmadık? O zaman bu 255. Şurada mı? Alttaki 255 yazdık ya mesela. Şu byte 1'i. En büyük değerlikli bite bakarız. En büyük değerlikli bit bu. Hayır, sağ ol. Mesela yukarı tek başına bir tane yaptık yani mesela. 255. Şu. Evet, 255 buldum. Tamam. O zaman o 255 o. Hayır. Eksi 255 değil. Eksi 64. İşaretli bitler, yani artı veya işaretli sayılar, artı veya eksiler 4 değerde başlar. Byte'da bakmam. Tamam mı? Yani şurada ben artı veya eksi olduğuna bakmam. Tüm sayılar artı olarak düşünülür. Word değere geçtiği zaman artı veya eksi bitine bakılır. Onun haricinde sayıyı işaretsiz kullanırsan, sayıyı işaretsiz sayı bitle seçersen, şey vardı, karşılaştırma kontaklarda görmüşsünüz. Ben size sadece integer kullandırmıştım. Halbuki orada i'ler, d'ler, r'ler vardı. Tamam mı? Sayı tipini ona göre seçeriz. Eğer ben sayı tipini işaretsiz sayı tipi, yani artı veya eksiye bakma dersem, şuraya koyacağım 0 veya 1 sayısal olarak girer işin içine. Tamam mı? 2 üzeri 15 falan veya 2 üzeri tabi 15 veya 16 olarak girecek. Tamam mı? Ben bunu işaretli olarak seçiyorum sayıyı. Yani artı veya eksi işaretine bakacak şeyde seçiyorum. Değerde seçiyorum. Bu sefer eğer sayı tipini böyle seçersen bunun 0 veya 1 olması bana işaretini gösterir. Ha, böyle bir sayı tipi seçmezsen o en son en büyük değeri bite koyacağın 1 veya 0 sana 2 üzeri bilmem ne olarak 2 üzeri 15 16 olarak gelir. Demek istediğimi anlatabilir miyim? Yani sayı tipini ben artı eksi işaretli seçtiğim için burada onu öyle kullandım. Tamam, şey yapayım mı? He. Peki sayı işaretini eksi veya artı seçmenin üzerine ne gibi olmak istedim? Sayı işaretini artı veya eksi seçmen sana ne gibi avantaj sağlayacak? Örneğin bir tankım var. Tamam mı? Tankta analog işlem yapıyorsun. Analog sayıya alıyorsun. Bunların her biri bir sayısal değer. Eksi seçebilirsin bazı yerleri. Yani örneğin sıcaklığı sen 40'ta tutman gerekir. Bir mayalama tankıdır. 40'ın üstüne çıktığı zaman artı verirsin sayıyı. 40'ın altına düştüğü zaman eksi verirsin, 0'da tutmaya çalışırsın. Anlatabildim mi? Yani işaretli sayı. Şimdi sayılar böyle. Burada şey şu, bizim PLC'lerde yaptığımız terslik şu. Nereden başladı? Qbyte 0 sağdan başladı, öyle değil mi? Şurası 0.0 mı? He? Yani en sağda Q0.0 var. Clemens'de ne var PLC'nin? Veya LED'lerinde ne var? 0.0 buradan başlar. Soldan başlar. Ondan sonra devam eder 0.7'ye gelir. Veya sınırlarda 0.5 var.
Tamam mı? PLC Clemens'lerdeki ledlerin dizilimi ile sayıların hafıza alanında tutulmaları birbirlerine göre testtir. Bu sizin aklınızı karıştırabilir. Yani hocam ben Q0.0 yaptım, sayının en büyük olması lazım. Niye? Çünkü sayı en solda değil. Q0.0 Clemens olarak veya led olarak PLC'nin solunda dursa da sayısal değeri sayı olarak en sağlıdır ve en küçüğüdür. Anlaşıldı mı burası? Bu hatayı yapmayın. Bir. İkincisi de hocam Q byte 0 burada, peşine Q byte 1 gelir. Bu da benim için word'dür. Dizilim böyle değil. Tamam mı? Dizilim, bu dizilimi yaparsanız yanlış. Dizilimde Q byte 0 buradadır. Q byte 1 buradadır. Anlaşıldı mı? Ve dikkat edecek olursanız Q byte 0'ın sayısal değerleri Q byte 1'den daha büyük. Bunları neyle çarpıyorsunuz? 2 üzeri 3 ile 4 ile. Bunları neyle çarpıyorsunuz? 2 üzeri 8 ile 10 ile. Yani şurada elde edeceğiniz sayısal değer bakın 255. Bunun en küçük biti yandığı zaman elde ettiğiniz sayısal değer 256. Bu sayının küçük olması, Q byte 0 adresindeki 0'ın küçük olması, ya hocam buradaki sayısal değerler niye küçük değil şeklinde bir soru aklınıza getirmez. Anlaşılabildi mi? Bakın bunun byte adresi 1. Hepsini yapıyorsunuz bu çıkışların. Hepsine 1 veriyorsunuz. Elde ettiğiniz değer 155. Bunun sadece 0.0'ına enerji veriyorsunuz. Veya bunu 1 yapıyorsunuz. Elde ettiğiniz tek başına değer 256. Öbürünün hepsinden daha büyük. Hocam bunun ama 0, bunun 1, bunun 1'in daha büyük olması gerekmiyor mu? Hayır. Hafıza dizilimi bu şekilde. Hafıza alanının dizilimi bu şekilde. Bu Q byte 1 de olsa elde ettiğiniz 1. byte'den elde edeceğiniz değerler 0. byte'den elde edeceğiniz değerlerden daha küçük. Bir şey de söylesene İmrak Hocam. Ne? Yani aynı anda birkaç çıkışı çalıştırabildiğiniz şey. Artık bu neyse, hangi çıkış neye sayısal değere ne denk geliyorsa o. Tam anlaşılmaz sanki. O tamam. Şeyde vardı ya, temel ekonomik olduğu için çok girmek istemedim ama bir tane örnek vereyim. Şeyde yani, örneğin, piyasede. Örneğin. Q byte 0'da şu çıkışı ve şu çıkışı yakarsanız, yani şu çıkış yanıyor artık, nasıl çizeyim ben size. Şu çıkış da yanıyor. Tamam mı? Hangi çıkışlar var? Q0.4 ve Q0.1. Hayır şu, bu bunun. Şimdi bu çıkışlar olduğu zaman elde edeceğim sayısal değer ne? 16 artı 2. 18. Yani bu 18 sayısına tekabül edecek. Tamam mı? Temel ekonomikte gördüğünüz şey bu. Şimdi gelelim buraya. Dikkat edecek olursanız hafıza alanlarının dizilimini soldan sağa doğru yaptık. Q byte 0, Q byte 1, Q byte 2, Q byte 3. Bu byte'ların iki tanesi neyi oluşturuyordu? Word'ü. Şuradaki iki tanesi de benim için eğer değerlendirecek olursam aynı anda bir Word'tü. İki tane Word'de double word'dür. PLC'de siz bunu D olarak görürsünüz. Anlaşıldı mı? Yani 2 byte, 1 word, 2 word, bir double word PLC'de D olarak görürsünüz. Yani şey yoktur. WS yoktur. Peki isimlendirme nasıl olur? İsimlendirme küçüğü alır. 0. 0. Tamam mı? Şey, özür 2. 2, özür. Bu ne? Q word 0. Bu ne? Q word 2. İsimlendirmesi bu. Bu double neyi alır? İyi küçüğü alır, 0. Bu da Q double word 0'dır hafıza olan olarak. Anlaşıldı mı? Ha,
şunu yapabilirim. Şu ikisini bir word olarak düşünürüm. Şu word 1'dir. Küçüğü alırdık, öyle değil mi? Ama işlerim karışır. Yani niye? Şu word 0'ı kullanırım ben bir yerde. Tutarım. Şu word 1'i de kullanırım. Hangi hafızalanlar ortak bunları? Bu buna bir şey yazar. Bu da oradan yanlış olur. Anlaşıldı mı demek istediğim? Yani ortak bir hafıza alanı olduğu zaman onu iki ayrı yerde kullanmaya kalkarsam hatalı sonuçlar elde ederim. O nedenle byte adresleri byte 1, 2, düzeltiyorum 0, 1, 2, 3, 4 diye gidebilir. Word'leri 0, 1'i atlarız. Başka bir şeyle ortağı vardır çünkü 2, 4 diye çift çift gitmeniz lazım. Dediğim gibi eğer Q, örneğin Q-word 0'da, Q-word 0'da ben gelen malları şeyi tutuyorum değerine, banttan geçen gelen malların size değerini tutuyorum. Tamam mı? Nerede bunun değerleri? Şu alanlarda sayısal değerler var. Q-word 1'de de giden malların şeyini tutuyorum, değerlerini tutuyorum. Onun da şu hafıza alanlarında bunların neyi var? Değerleri var. Bu da tuttu 1 yazdı, 2 yazdı, 3 yazdı. Bu da tuttu buna 1 yazdı, 2 yazdı, 3 yazdı. Yani şu ortak olan hem bu değer atadı, hem bu değer atadı. Olması gereken değer uçar gider. Alakasız bir değer. En son kim ne atadıysa ona göre absürt bir şey elde edersiniz. Burayı anlayabildiniz mi? Hafıza alanlarını işaretlerken birbirleriyle ortak alan olmamasına, ortak hafıza alanı bloğu olmamasına dikkat edin. Ve o nedenle eğer ben double bir işaretleme yapıyorsam da 0, 4, 8 gibi isimler veririm. Tamam. Hafıza alanları biraz kafanızı karıştırdı. Ama kaba taslak bunu bilmeniz yeterli. Şimdi bu hafıza alanlarının sağa sola atanması veya birbirlerine atanması kısmı var. Burayı sileyim, ondan sonra size onu anlatacağım. Bakın bakayım. Buraya kadar sormak istediğim şey var mı? Benim var. Söyle hemen. Ben bu word'leri anlamadım ki. Galiba geçen dersi yok mu? Yok, geçen dersle alakası yok. Word dediğiniz şey bir hafıza alanı. Yani nasıl yapıyorsunuz? Yani böyle birleştirdiğiniz şey yaptınız da o piyasaya biz nasıl yapacağız? Sayısal değerine göre. 250 size baykasın. Emre bak şimdi şu problemi çözelim. Bence de. Word değer kullanacağım orada. Tamam mı? Word değeri nasıl hafızada tutup şu rezerv edilmiş hafıza alanı bunlar aslında. Yani isimlendirdiğim hafıza alanı. Bana bir sayısal değeri tutturmam lazım bir yerde. Atıyorum mesela. Bunu da yapacağız. C1, C2 sayma değeri var. İki tane sayıcı. Tamam mı? Bu sayıcıların bana değerinin kalması lazım. Veya şöyle bir örnek yapayım ben size. Bir banttan 5 posta ürün geçiyor. Tamam mı? Örneğin ilkinde kirazlı sodalar, ikincisinde limonlu sodalar, üçüncüsünde işte karışık meyveli sodalar, dördüncüsünde sade sodalar. Tamam mı? Aynı banttan geçiyor. Şimdi ne kadar sade geçti, ne kadar meyveli geçti, ne kadar bilmem ne geçti, bunların sana hafıza değeri lazım olduğunda ne yapacaksın? 4 ayrı sayıcı mı kullanacaksın? Tek sayıcı kullanacaksın. Ama ne olacak? Birincisinde o sayıcının değerini götüreceğim bir yere koyacaksın. Hafıza alanına koyacaksın. Bir zarfa koyacaksın. Zarf gibi düşün. Hafıza alanına. Bu meyvelilerin. Aldım bu bilmem kimin ama aynı sayıcıdan alıyorum farklı değerlere. Daha sonra gidiyorum zarflara bakıyorum. Yani hafıza alanlarına bakıyorum. Aa bana işte limonludan 1200 tane yapmış. Veya bana bilmem nereden de. Yani piyasa içerisinde sayısal değerleri saklamam, atamam, karşılaştırmam gerekecek ve onları bir yerde tutmam lazım. Anlatabiliyor muyum? Boşluğa bırakamam, bir adresleme vermem lazım. Bu bir adreslemedir. Bu şeyleri işte havuzlarının büyüklerine göre biz kendimizi kafamızdan dört yapıyoruz. Aynen. Niye? Şöyle bir şey söyleyeyim. Piyasada akü hafıza alanları vardır. Bizim piyasalarda iki tane var. İçinde double olmuş, integer olmuş, real olmuş, word olmuş, byte olmuş buna bakmaz. Ama özeldir, iki tanedir. Onun haricinde tüm hafıza alanlarına sen adres belirtmen lazım. D diyorum, double wordlük bir alan ayır. Bu ne demek double wordlük alan ayırması bana? Double wordlük alan ayırması demek 1, 2, 3, 4 tane byte'lık bir alan ayırıyorum ben.
veya 4 baylık alanı karşılaştırdı. Neden? Onu da söyleyeyim. Şimdi bak, tek başına 255 bana yetmiyor. Anlatabildim mi? Yanına koyuyorum. Anlatabiliyor musun? Yani yanına koyduğumda 255 olarak değerlendirmiyorum. Yani bu bayti 2.0'dan çarpmaya başladı. 2.7'de çarpmam bitti. Yanına bir koyacağını da tekrar 2.0'la çarpma diyorum. 2.8'de çarpmaya başladı diyorum. İşte double work koyduğumda topraya geldiğinizde bunun 2.0'da bilmem ne oluyor sayısal çarpana. Ama bunları byte byte düşünürsem ne olacak? 255, 255, 255. Neydi şey? 32.767 miydi bu sayı? Nereden oluşuyor? İki tane byte'dan oluşuyor. Tek byte olarak düşündüğün zaman bu 255, bu 255. Ne oldu? 500 küsür. 560. 510. Düzeltiyorum. 510. Tamam mı? 510 da benim işimi görmüyor ki. Ben ta bunları eğer Word olarak kullanırsam 32.000 bilmem kaça kadar çıkarabiliyorum. Anlatabildim mi? Hafız alanları şekillendiriyorum. Nasıl kullanmam gerektiğini söylüyorum. Word veya double demekle. Anlaşıldı mı? Yoksa ben her birini byte olarak kullansam 255, 255, 510'da kaldım. Bana 32.000 lazım. O zaman ne olacak? İşte bir 255, bir 255, bir 255 dehşet bir hafız alanına çıkmam lazım benim. Ama onun yerine yaptığım tek şey şuradaki çarpma kasesini değiştirmek aslında. Yani 250'yi tekrar sıfırla çarptırmıyorum da 258'le çarptırıyorum tekrar. Anlaşıldı mı? Bir adreslemedir bu. Tamam. Şimdi sayısal bir değer var elimde. Tamam mı? Byte olabilir, word olabilir, double word olabilir. İyi de bu sayıyı olduğu yerde her zaman kullanmayabilirim. Bu sayıyı bir sayıya veya bu sayısal değeri bir hafıza alanına atamam gerekebilir. Bunu en çok nerede kullanıyoruz? Analog değerlerde. Şimdi örneğin elimde analog input 0 diye bir değer var. Bu ne? Bu değer PLC'nin analog girişinden okuduğum değer. İyi de bunu her yerde kullanamam. Bunu bir hafıza alanına, başka bir hafıza alanına M'ye, V'ye atarım. Daha sonra burada işlemler yaparım. Tamam mı? Şimdi aynı şekilde bu atama işlemini yaptığımız bloklar var. Artık bloklar. PLC'de box kısmından seçiyordunuz ya. CTU, CTD veya T on, T off. Seçtiğiniz yerden seçeceğiniz bloklar var. Bunlar MOV diye geçer adı. MOV blokları diye geçer. Eğer byte'ı, byte değerini bir değere atayacaksanız MOV byte'ı, eğer word'e atayacaksınız MOV word olarak, eğer double olarak atayacaksanız MOV double olarak ismi seçmeniz gerekir. Bunların hepsi tek blok değil. Bunların her biri 3 ayrı blok. Tek çiziyorum ben. Ama ismi byte, word ve double olarak değişiyor. Burada şart girişim var. Bu şart gerçekleşirse, artık şartınız neyse, işte input'a bastıysam, su yükseldiyse, sinyal geldiyse, Q bilmem ne çalıştıysa, merkez bilmem ne çalıştıysa, artık bu şart problem içerisinde tamamen bize kalmış. Tamam mı? Bu şart gerçekleştiyse in değerini out değerine atla. Burada bir değer var. Bu değeri al. Buraya atla. Tamam mı? Burada sıkıntı şu. Ben bunu byte çağırdıysam buradaki değerin byte olup buradaki değerin de yine byte olması lazım. Yani şu demek. Ben bu word, mobilo çağırdım. Nasıl çağırdım? Byte olarak çağırdım. Şuradaki şart gerçekleştiğinde C1'i merker byte 10'a atayamam. C1'de sayısal değer. Sayıcının içindeki sayısal değer. Nedir C1? C1 dediğiniz şeyin hafıza alanındaki yeri word'dür. Word'ü neye atamaya kalkıyorum ben? Byte. Byte daha küçük bir alan. Anlaşıldı mı? Bu atamayı yapamam. Ama ben bunu word çağırıp bunda word yazarsam bu atama olur. Anlaşıldı.
Byte'i atabiliriz. Neyi neye atacaksak o. Yani mesela küçük yap. Şöyle söyleyeyim. Hocam elimde bir double var. Yani 4 byte. Veya hocam elimde word var. Yani 2 byte ama bana bu byte lazım. Veya bana bu byte lazım. Tamam mı? Onları mantıkla yapabileceğin gibi ekstra komutlar var ama ona çok fazla girmek istemiyorum şu anda. Anlatabildim mi? Yani şunu diyebilirsin, hocam sayısal değer sayıyor ama 255'ten önceki işlemleri kullanacağım dersen o kısmı almaya alırız seninle ama şu anda şey yapmayalım. Çok fazla kafanızı bulandırmayalım onunla. Tamam mı? Şunu bilin, çağırdığın ne bloksa Bu değer, o değerle yani o hafıza tipiyle aynı olacak ve atanabilecek. Tamam. Şimdi birden fazla değer atamam gerekebilir. Block move byte word yine double çağırın. Bunda yine şart olur. Tamam mı? Şart olduktan sonra any. Şurada bir değer vardır atanacak. Burada bir tane sıra diye gireriz. Yine buraya bir tane değer gireriz. Bu ne demektir? Örneğin ben. Block word çağırdığında, block mov word çağırdığında. Bunu düzgün yazayım mı? Word çağırdı. Tamam mı? Şuradaki şart gerçekleşti. Neyse buradaki şart. Tamam mı? Dedik ki şuraya C1 sayıcısının değerini atar. Kaç tane C1 atar? 4 tane atar. Nereye? Merkel, Word, 10'a. Bu ne oldu biliyor musunuz? Bunun yaptığı iş şu. C1'in Merkel, Word onun içine yazdı. C1'in içinde ne varsa örneğin 50 mi, 100 mü, 500 mü? Ne varsa gitti bunu şeyin hafıza alanına yazdı. Adını siz getirin. Merkel, Word onun hafıza alanına yazdı. Yine C2, C3, 4 tane değil miydi? Sayısı sıralama değerine 4 vermiş miydim? C1'i, C2'i, C3'ü, C4'ü atacak. Yani şunun içindeki değeri götürecek, yazacak. 11'e mi yazar C2'yi? Eğer dolmadıysa... Ne demiştik? Word adresler çift gidecek. Byte'lar 1-1-1 gidecek. Word adresler 1 atlayacak. Yani 2+2 şeklinde gidecek. Yani neye gidecek? 12. Merkel Word 14. Merkel Word 16'ya atlayacak. Şimdi bunlar kafanızda çok fazla oturmadı. Tamam mı? Bunun farkındayım. Biraz sonraki örnekte bunların her birini kullanacağız. Tamam mı? Örneği çözdüğümüzde ya bunları anlayacağınız veya hepsini iyice karıştıracağınız bunlardan ikisinden biri. O nedenle sakin dinleyin ve araya girip soru sormak istiyorsanız da sorun. Tamam mı?